Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere hafta sonuna yakışır harika bir tarifi paylaşmak istiyorum. Bol patatesli açık pide tarifimizi mutlaka yapmanız lazım. Çok lezzetli oldu. Benim misafirlerim çok beğendi. Böyle biz parçaladık yedik yani bu tarifi. O yüzden tarifi yapınca inanın çok memnun kalacaksınız. Hafta sonları hamur işi yapmayı çok seviyoruz. Çoluk çocuk herkes evde. O yüzden dedim ki bu muhteşem tarifi sizlerle paylaşayım. Belki sizler de hafta sonu yapmak istersiniz. Evet, şu görmüş olduğunuz masadaki bütün tarifleri vermiş bulunmaktayım. Hepsi şu an YouTube kanalımda mevcut. Artık vermediğim hiçbir tarif kalmadı bu masada. O yüzden tarifleri YouTube kanalımızdan alabilirsiniz. Bu tarifimizin malzemelerini de info kısmında verdim. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, iç malzeme için patateslerimizi soyalım. Sonra dilimleyelim, tenceremizi alalım. Üzerine de böyle biraz bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip haşlanmaya bırakalım. Patateslerimiz haşlanırken gelin biz de hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma kabımızın içine ılık suyumuzu alalım arkadaşlar. Ondan sonra sıvı yağımızı alalım. Daha sonra 2 paket kuru mayamızı ilave ediyoruz. Ondan sonra da tuzumuzu, şekerimizi ilave edelim ve böyle bir karıştırıp unumuzu da ilave edip ele yapışmayan güzel bir poğaça hamuru yoğuralım. Farkındaysanız bu hamuru sadece su ile yapıyoruz. Öyle çok fazla bütçemizi zorlayan bir malzeme yok içinde arkadaşlar. Evet, hamurumuzu yoğuralım. Daha sonra hamurumuzun üzerini kapatalım ve mayalanmaya bırakalım. Evet, hamurumuzu mayalanmaya bıraktık. Patateslerimiz de bu arada haşlandı. Şöyle güzelce suyunu süzdürüp iyice püre haline getirip ezelim. Bu iç harcını tüm hamur işlerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi tavamıza sıvı yağımızı dökelim. Küp küp doğradığımız soğanlarımızı da ilave edip kavuralım. Kavurduğumuz soğanımızın içine salçamızı, tuzumuzu, kırmızı pul biberimizi ve karabiberimizi ilave edip kavurma işlemine devam edelim. Son olarak da haşlayıp püre haline getirdiğimiz patatesimizi ilave edelim. Karıştıralım ve soğumaya bırakalım. Şimdi mayalanmış hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım arkadaşlar ve üzerine kapatıp şöyle bir 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Evet, dinlenmiş bezelerimizi tek tek tezgaha alalım. Elimizi biraz açalım. İçine de patatesi iç harcımızdan koyalım ve sadece kenar kısımlarını, aynı normal yaptığımız pide gibi kenar kısımlarını kapatalım arkadaşlar. Kenara alalım. Bu tarifi her türlü yapabilirsiniz. İsteyen kıymalı yapabilir, isteyen ıspanaklı yapabilir, isteyen peynirli yapabilir. İç harcı tamamıyla size kalmış. Tüm bezelerimizi aynı işlemle devam ediyoruz. Böyle kenarlarından kapatıyoruz, pide şekli veriyoruz ve tezgahımıza diziyoruz.
Şimdi sıra geldi hepsini böyle borcamda birleştirmeye. Değişik bir şekil olsun istedim. Tabii ki ayrı ayrı da pişirebilirsiniz. Ama ben bu şekilde pişirmek istedim. Bu şekilde misafirlerime servis etmek istedim. Görüntüsü çok hoş oldu. Tabii ki de tadı, lezzeti inanılmaz güzel. Yani benim çok hoşuma gitti arkadaşlar bu tarif. Sizler de emin olun yapınca çok beğeneceksiniz. Evet, şimdi açık patatesi pidelerimizi borcama böyle yan yana dizelim. Aralık bırakmadan diziyoruz. Daha sonra da arta kalan şu boş kısımlarına hamurumuzdan böyle yuvarlak bezeler yapıyoruz ve aralarına koyuyoruz. Hani boş kısım kalmasın diye. Sonra yine üzerini kapatalım, bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Üzerine yumurta sarısı sürüp 200 dereceli fırında üzeri böyle nar gibi kızarana kadar pişirelim. Evet, patatesli açık pidelerimiz pişti. Çok da güzel oldu. Yapınca bana hak vereceksiniz. Ben bu şekil yapmayı çok beğendim. Değişik oldu. Yani her zamanki gibi açık patates pide değil de böyle borcamda hoş bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Bu şekilde de sunum yaparsanız gerçekten inanılmaz gösterişli ve güzel oluyor. Ben misafirlerime bu şekilde ikram ettim pidelerimizi. Benim çok hoşuma gitti. Misafirlerimin çok hoşuna gitti. Tadı, lezzeti, kıvam her şeyiyle yani misafirlerim çok beğendi. Dediğim gibi buradaki bütün tarifleri şu an YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Çünkü hepsini yüklemiş oldum. Hepsi de misafirlerim tarafından çok beğenildi. İnşallah sizler de tarifimizi yapınca çok beğenirsiniz. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.